Kurtuluş Savaşı'nı anlattığımız belgeselimizin 8. bölümüyle karşınızdayız. Geçen bölümde Londra Konferansı'nı ve 2. İnönü Zaferi'ni ekrana getirdik. Türk-Yunan Savaşı'nın gidişatındaki belirsizliğe ve İslam dünyasında gelişen başkaldırılara rağmen İstanbul'u ve yer yer Anadolu'yu işgal altında tutmak, savaş yorgunu müttefikler için artık ağır bir yüktü. Koşullarını kendilerinin belirlediği bir barışı Türklere kabul ettirmek için 21 Şubat 1921'de Londra Konferansı'nı toplamışlar, yumuşatılmış bir Sevr taslağını teklif etmişlerdi. Fakat Türkler de Yunanlılar da bunu reddedince konferans 27 Mart'ta dağılmıştı. Londra Konferansı'nın ardından Yunanistan yeniden saldırıya geçmiş. Ne var ki 2. İnönü Savaşı'nda Türkler gerçek bir zafer kazanmıştı. Şimdi Yunanistan çok daha güçlü ve çok daha iyi planlanmış bir saldırıya hazırlanıyordu. Yeni saldırının askeri hazırlıkları hızla sürerken Ankara'da ve Atina'da çok önemli siyasi gelişmeler oluyordu. İkinci İnönü Zaferi Mustafa Kemal Paşa'nın prestijini son derece güçlendirmişti. Liderliğine zaten itiraz eden yoktu ama şimdi muhalefet edenlere karşı da eli çok güçlenmişti. Tarihçi Sabahattin Selek şöyle anlatır. Mustafa Kemal Paşa her fırsattan en iyi şekilde faydalanmayı bilen bir liderdir. İkinci İnönü Zaferi'ni de yeteri kadar değerlendirdi. Bu vesileyle iç siyasette yaptığı en önemli iş, zaferden aldığı kuvvetle meclis içindeki muhaliflerin karşısına kuvvetle dikilmek oldu. Mayıs başlarında Müdafaa-i Hukuk grubunu kurmakla belki yalnız milletin değil, liderin makus talihinin de yenilmiş olduğunu açıklamak istemişti. Mecliste adı konmamış çeşitli gruplaşmalar vardı. Çoğunluk sağlayarak kanun çıkarmak, bakan seçmek her zaman kolay olmuyordu. Mustafa Kemal tamamen kendisinin emrinde disiplinli bir meclis çoğunluğuna ihtiyaç duyuyordu. Bu adı grup olsa da disiplinli bir parti demekti. O zamanki deyişle fırka demekti. Fakat daha Sivas Kongresi'nde mevcut siyasi partilerden hiçbirinin siyasi emeline hizmet etmeyeceğime vallahi billahi diye yemin edilmişti. Üstelik Sivas Kongresi tarafından yayınlanan beyannamenin 9. maddesine göre Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti her türlü particilik cereyanlarından uzak duracaktı ve bil cümle Müslüman vatandaşlarımız bu cemiyetin tabii üyesiydi. Şimdi mecliste parti disiplinine sahip bir siyasi grup kurulduğu takdirde beyannameye göre bu cemiyetin doğal üyesi olan bazı milletvekilleri dışlanmış olacaktı. Sivas Kongresi'nden beri Büyük Millet Meclisi'nde fırka yani parti kavramına tepki vardı. Buna rağmen İnönü zaferiyle prestiji çok güçlenen Mustafa Kemal Paşa, 10 Mayıs 1921'de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu adıyla tüzük ve programı olan disiplinli bir meclis grubu kurduğunu ilan etti. Buna dair haber Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nde yayınlandı. Parti programı niteliğindeki metinde iki esas ilke belirtiliyordu. Birincisi misak-ı milli sınırları içinde istiklal ilkesi, ikincisi 1921 Anayasası. Bu anayasa kuvvetler birliğini kabul ediyor, Türkiye Devleti adıyla yeni devleti kuruyordu.
Doğu Cephesi kumandanı Kazım Karabekir Paşa partileşmeye de, Meclis Başkanı Mustafa Kemal'in parti genel başkanı olmasına da karşıydı. Bunu Mustafa Kemal Paşa'ya uzun bir telgrafla bildirdi. Lider olarak bütün grupların üstünde olmasını tavsiye etti. Mustafa Kemal ise cevabında meclisi çalıştırmak için kendi başkanlığında disiplinli bir grup olması gerektiğini belirtti. Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey de mecliste söz alarak bütün mebusların Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin üyesi ve Mustafa Kemal'in de bütün mebusların meclis reisi olduğunu, böyle bir grup kurulursa ister istemez mecliste ayrımcılık olacağını söyledi. Aslında böyle bir eleştiriyi önlemek için Müdafaa-i Hukuk grubunun iç tüzüğünde bütün mebusların Müdafaa-i Hukuk üyesi sayıldığı yazılmıştı ama sonraki günlerde muhalif bilinen 90 mebus dışlanacaktı. Hüseyin Avni Bey'in bu konuşmasıyla ikinci grup adıyla anılacak olan muhalefet de kendini gösteriyordu. Mustafa Kemal'in Müdafaa-i Hukuk grubuna birinci grup denildi. Muhalefete de ikinci grup. Mustafa Kemal'in grubu ileride kuracağı partinin ve rejimin de çekirdeği olacaktı. İstanbul gazetelerinde Ankara Meclisi'nde yeni bir parti başlığıyla haberler yapıldı. Mete Tunçay ve Ahmet Demirel gibi tarihçiler, grup adıyla kurulan disiplinli yapının aslında parti olduğunu belirtirler. Atatürk'ün biyografisini yazan Andrew Mango da bunun parti olduğunu, hem yürütme hem yasamanın başkanı olan Mustafa Kemal'in bu şekilde mecliste disiplinli bir çoğunluğun da başkanı olduğunu yazar. Disiplinli meclis grubu Mustafa Kemal'e çok destek olacak, Cumhuriyet Halk Partisi ve tek parti rejimi bu çekirdekten çıkacaktı. İkinci İnönü zaferi üzerine Yunan Başbakanı Kalogeropulos istifa etti. Kral Konstantin 8 Nisan'da yine Halk Partisi'nden Dimitrios Gunaris'i başbakanlığa atadı. Kral Konstantin ve Başbakan Gunaris Anadolu'da düzenlenecek yeni ve çok daha büyük bir saldırının hazırlıklarını hırsla yürütmeye başladılar. Tarihçi Arnold Toynbee, Yunanlıların 2. İnönü'deki yenilgiden dersler çıkardığını yazar. Yunanlılar 2. İnönü'de ciddi bir mağlubiyete uğramışlar fakat büyük zayiat vermemişler, silah ve mühimmatlarının büyük bölümünü geriye çekebilmişlerdi, der. Arnold Toynbee, 2. İnönü Savaşı'nın hemen ertesinde Yunan tarafındaki durumu şu sözlerle tasvir eder. Şimdi kendilerini yaz seferi için yoğun bir hazırlığa adamışlardı. Diplomat tarihçi Michael Smith, Yunanistan'ın Sevr'de kendisine ikram edilen İzmir ve Aydın'la yetinmeyip, Bursa, Uşak, Afyon, Kütahya ve Eskişehir'e, hatta Ankara'ya doğru neden saldırılar yaptığını, yeni Yunan Başbakanı Dimitrios Gunaris'in şu sözüyle izah eder. Yunanlıların, İngiltere gibi büyük bir gücün güvenebileceği, ciddi bir ulus olduğunu göstermek zorundayız. Anadolu'da yeni bir taarruza hazırlanan Gunaris hükümetinin gözü kulağı Londra'daydı. Londra ise Yunanistan yine yenilirse diye, hatta Yunanistan savaşı kazansa bile Türkler yine boyun eğmezse ne olacak diye endişeliydi. Türk-Yunan Savaşı'nda tarafların yenişemeyeceğini düşünen İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, tarafsızlık ve arabuluculuk formülünü ortaya attı. 14 Nisan'da Anadolu'da yeni bir savaş olursa İngiltere'nin tarafsız kalacağını açıkladı. Çünkü İngiltere tarafsız kalırsa Yunanistan İngiltere'nin desteğini almak için onun isteklerini kabul etmek zorunda kalırdı. 18 Mayıs'ta Fransa ve İtalya'da resmen tarafsızlık beyanında bulundular.
İngiltere'nin tarafsızlık ilanındaki bir amacı da Lord Curzon'un deyimiyle zafersiz barış sağlamaktı. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Horace Rumbold, Londra'ya gönderdiği raporda iki tarafında yani Ankara'nın da Atina'nın da zafer kazanamaması umudunu vurguluyordu. O zaman iki tarafta nihayet İngiltere'nin dediği noktaya gelebilirdi. İngiltere'nin tarafsızlık politikasındaki bir amacı da Türkiye'ye yakınlık gösteren Fransa'yı ve Ankara'ya silah bile satacak kadar yakın davranan İtalya'yı durdurmaktı. Ne var ki zaman Türkler lehine işliyor, milli hareket gün be gün güçleniyordu. Bunu Atina'da, Londra'da görüyordu. Mustafa Kemal'in Bolşevizm'le ittifak siyaseti meyvelerini vermeye başlamıştı. İngiltere'nin tam da tarafsızlık siyasetini açıkladığı 14 Nisan'da Mustafa Kemal'in Moskova'ya gönderdiği Yusuf Kemal Bey, 4 milyon altın rubleyle Sarıkamış'a gelmişti. İslam dünyasında özellikle Hindistan ve Pakistan Müslümanları arasında hilafet ve milli mücadele lehine sivil itaatsizlik eylemleri yayılıyordu. Bunları yatıştırmak için İngiltere'nin Hindistan İşleri Bakanı Lord Edwin Montagu, İngiliz kabinesinde Türkiye ile uzlaşmayı savunuyordu. Montagu, 2. İnönü zaferinden bir hafta sonra İngiliz hükümetine verdiği memorandumda Sevr Anlaşması'nda Türkiye lehine esaslı değişiklik yapılmasını savunmuştu. Londra'ya İslam dünyasının hemen her tarafından Türkiye ve Mısır'ın bağımsızlığını desteklemek için eylemlerin geliştiğine dair raporlar geliyordu. 31 Mayıs'ta toplanan İngiliz kabinesinde görüş ayrılıkları çıktı. Genelkurmay Başkanı Mareşal Henry Wilson ve İstanbul'dan çağrılan İşgal Kuvvetleri Kumandanı General Harrington, Anadolu'da askeri harekat yaparak Türk direnişinin kırılamayacağını, hatta İstanbul'daki işgalin bile artık sona erdirilmesi gerektiğini söylediler. Dışişleri Bakanı Lord Curzon, İstanbul'dan çekilmenin İngiltere için büyük prestij kaybına yol açacağını savundu. Hindistan İşleri Bakanı Lord Montagu ise İslam dünyasını yatıştırmak için İngiltere'nin Türklerle uzlaşması gerektiğini tekrarladı. Hint, yani bugünkü Pakistan ve Hindistan Müslümanlarının kurduğu Hilafet Komitesi, İngiliz sömürge yönetimine karşı sivil itaatsizlik eylemlerini tırmandırıyor, sık sık İngiltere hükümetine Türkiye lehine muhtıralar veriyordu. Zaman geçtikçe İtilaf Devletleri arasındaki çatlaklar da büyüdü. Fevzi Paşa'nın görevlendirdiği Tüccar Muzaffer Bey, 50 bin tüfek almak için İtalyanlarla anlaşma imzaladı. İngiltere bunu protesto etmiş ama İtalya'nın tavrı değişmemişti. İzmir'i alamayan İtalya, Doğu Akdeniz'de güçlü bir Yunanistan istemiyordu. İtalya çok geçmeden Anadolu'da işgal ettiği Marmaris, Antalya ve Konya'daki birliklerini de çekti. Hakimiyet-i Milliye bu haberleri manşetten duyurdu. Fransa'ya gelince, o da Almanya ile olan sorunlarına odaklanmak için Adana ve Maraş'tan çekilmişti. Fransız Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Başbakan Briand'ın yakın arkadaşı Franklin Bouillon, Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek için 24 Mayıs'ta Paris'ten hareket etmişti. 9 Haziran'da Ankara'da olacaktı. 2 Mayıs'ta da kardeş Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti Türkiye'ye 40 ton neft yani petrol gönderdi. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Türklerin lehine işleyen bu gidişi durdurmak için Sevr Anlaşması'nı biraz daha yumuşatarak yeni bir öneri hazırladı. Mesela İzmir Yunanistan'a verilmeyecek, Türk egemenliğinde özerk bir vilayet olacak, başına Hristiyan bir vali tayin edilecekti. Diplomat tarihçi Bilal Şimşir bu noktada Osmanlı tarihinde Doğu Rumeli, Lübnan ve Girit sorunlarında da buralara önce Hristiyan vali yönetiminde özerklik verildiğini hatırlatır. Curzon'a göre Yunanistan bu şekilde İzmir'den
fedakarlık yapacağına göre Çatalca'ya kadar Trakya'yı almalıydı. Trakya o günlerde zaten Yunan işgalindeydi. Zamanın Türkler lehine ilerlediğini Atina da görüyordu. Nisan'dan itibaren bütün takatini seferber ederek ordusunu güçlendiriyor, bir an önce askeri bir zaferle Ankara'nın iradesini kırmak istiyordu. Yunanistan'ın saldırıya kararlı olduğunu gören Londra, askeri durum hakkında Albay Hoerner'in İstanbul'daki işgal orduları başkumandanı General Harrington gibi isimlere ve İngiliz Genelkurmayına raporlar hazırlattı. Haziran ayında tamamlanan bu raporlarda Albay Nevrin Yunan ordusunu öve öve bitiremiyor, kesin zaferi kazanacağını yazıyordu. Türkleri daha yakından tanıyan General Harrington ise Yunanistan bazı savaşları kazanabilir ama Türklere boyun eğdiremezler görüşündeydi. İngiliz Genelkurmayı da bu görüşteydi. Fakat raporlarda ortak bir tespit vardı. Yunanlılar İnönü savaşlarından dersler almışlar, bu defa çok iyi hazırlanmışlardı. Yunan ordusu asker mevcudu, silah, mühimmat ve ulaştırma açısından hayli güçlendirilmişti. Atina'daki İngiltere Büyükelçisi Lord Granville, 3 Haziran'da Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a gönderdiği telgrafta, eğer savaşı Kemal kazanırsa elimizde Hristiyanların korunmasını sağlayacak bir garanti var mı diye sordu. Yunanistan'a savaş araç ve gereçleri verilmesini, mali olarak da desteklenmesini istedi. İngiltere'nin İzmir Başkonsolosu Sir Lamb de İzmir'deki Yunan karargahından aldığı bilgileri ileterek Yunan ordusuna güvenilmesini istiyordu. Anadolu'daki Yunan ordusunun 160 bin olan mevcudunun 170 bine çıkarılacağını, vurucu gücün 100 bin kişiyi bulduğunu, Yunanlıların Mustafa Kemal'e karşı zafer kazanacaklarına inandıklarını belirtiyordu. Sir Lamb savaşı Yunanistan'ın kazanacağını fakat bu gecikirse Mustafa Kemal'in daha da güçlenebileceğini yazıyordu. Kemal son zamanlarda olduğu gibi hızla tedarik teminine devam ederse daha çok insanı silahlandıracak ve yenilgiden sonra ordusunu reorganize ederek Yunan zaferini fuzuli hale getirecektir. İngiliz askeri uzmanları pek ihtimal vermediği halde Başbakan Lloyd George ve Dışişleri Bakanı Lord Curzon Yunan zaferine inanıyorlardı. Yunanistan kesin bir zafer kazanmasa bile Türklere ağır bir darbe indirebilirdi. Lord Curzon 18-19 Haziran tarihlerinde Paris'e giderek Fransa Başbakanı Briand ve İtalyan Büyükelçisi Comte Bonin ile toplantı yaptı. Curzon'un teklifi belliydi. Sevr'i biraz daha yumuşatalım. İzmir Türkiye'nin egemenliğinde kalsın ama Hristiyan bir valinin yönetiminde özerk bir bölge olsun. İzmir bölgesi için müttefik subayların kumandası altında uluslararası jandarma kurulsun. Çatalca'ya kadar Trakya Yunanistan'ın olsun. Gelecek için Türklere iktisadi vaatlerde bulunalım. Kabul etmezlerse müttefikler Yunan ordusunu destekleyecektir diyerek Türkleri tehdit edelim. Fransa ve İtalya bu tehdit fikrine karşı çıktılar. Lord Curzon Doğulularla iş görürken arkada bir sopa bulundurmak yararlı olur diyerek kibirli ve küstah bir cevap verdi. Fransa ile İtalya'nın diğer konulardaki görüşleri de Türkiye'ye biraz daha yakındı. Çok tartıştılar. Sonunda bu şekilde yumuşatılmış Sevr önerisini önce Yunanistan'a sunmaya, o kabul ederse Türklere sunmaya, böylece arabuluculuk dedikleri teşebbüse geçmeye karar verdiler. Yeni bir saldırı için hırsla hazırlık ve yığınak yapan Yunanistan bu öneriyi reddetti.
Bu İngiltere'nin beklediği bir sonuçtu. Fransa ve İtalya öneriyi reddeden Yunanistan'a ihtarda bulunulmasını istediler. Yunanistan'ın yapacağı saldırıda ulaştırma ve harekat için İstanbul ve Marmara'yı kullanmasının yasaklanmasını önerdiler. Lord Curzon'un cevabı şu oldu. Kemalistler Rusya'dan yardım alırken Yunanistan'a yaptırım uygulanamaz. Sonunda Lloyd George ve Lord Curzon'un dediği olmuştu. Yunanistan saldırarak Türkleri yenerse ne âlâ, yenişemezlerse birbirlerini yesinlerdi. Nihayet ikisi de güçsüz düşerek yine İngiltere'nin dediği noktaya geleceklerdi. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold bu politikayı daha 18 Mayıs'ta Curzon'a gönderdiği telgrafta şöyle formüle etmişti. Denilebilir ki bundan sonraki gelişmelerin siyasi yönü tamamen Anadolu'daki çarpışmalara bağlıdır. Durumu gözden geçirerek düşünüyorum. Kesin bir Yunan zaferi, kesin bir Türk zaferinden daha az felaketli olur. Umacağımız en iyi sonuç iki tarafın da tıkanması, birbirlerini tüketmeleridir. Türkler de Yunanlılar da bu arabuluculuk girişimini reddetti. Yunan ordusu çok geçmeden yeniden saldırıya geçecek, Kütahya-Eskişehir yöresinde şimdiye kadar olanlardan daha büyük bir savaş cereyan edecekti. Tarihe Kütahya-Eskişehir muharebeleri olarak geçen bu savaşta Türk ordusu mağlup oldu. Ancak bu savaşı anlatmadan önce Ankara ve Atina'da olanları anlatmamız lazım. İkinci İnönü zaferinin sevinci ve yüksek morali içinde Ankara bir yandan beklenen Yunan saldırısına karşı ordusunu güçlendirmeye çalışırken öbür yanda Mustafa Kemal Paşa hükümet ve meclis üzerindeki gücünü artıracak siyasi adımları atıyordu. Atina'da ise Başbakan Dimitrios Gunaris ikinci İnönü mağlubiyetinin moral bozukluğu ve hırsı içinde bütün imkanları zorlayarak Yunan ordusunun asker mevcudunu 200 bine çıkarıyor, ordunun donanımını ve silah kapasitesini güçlendiriyordu. Başbakan Gunaris, Anadolu coğrafyasını iyi bilen yetenekli ve ileri görüşlü Metaksas'ı ordunun başına geçirmek istiyordu. Yunanistan'ın hazırlandığı yeni saldırı bakımından General Yannis Metaxas çok önemli bir şahsiyetti. Sonraki yıllarda Yunanistan'ın diktatörü olacak olan Metaxas, Balkan Harbi'nde kurmay albay olarak hayli isim yapmıştı. 1912-1914 yılları arasında yeni bir Türk-Yunan Savaşı ihtimalleri üzerinde çalışmıştı. Analizler yapmış, senaryolar geliştirmiş, raporlar yazmıştı. Temel tezi Yunan ordusunun Anadolu işlerine ilerledikçe hizmete uğrayacağıydı. Tarihçi Salahi Sonyel'e göre Metaxas, Yunanistan'ın Anadolu felaketini 8 yıl önce sezen Yunan generaliydi. 1921 yılının Temmuz'una gelindiğinde Yunan ordusu Bursa ve Uşak'ı işgal etmişti. Başbakan Gunaris, yanına Genelkurmay Başkanı'nı ve Savunma Bakanı'nı alarak 7 Nisan ve 11 Nisan tarihlerinde Metaxas'la saatlerce süren iki görüşme yaptı. Metaxas'ı hazırlamakta oldukları taarruz hakkındaki görüşlerini sordu ve ordunun başına geçmesini teklif etti. Bu görüşmelerin tutanaklarına göre Metaxas, Bizans hayali ve Megali iddia için yanıp tutuşan Yunan milliyetçilerine Anadolu'da ilerlemenin yanlış olduğunu, Yunanistan'a felaket getireceğini anlattı. Nitekim tarihte görülen büyük hayallerle büyük felaketlere yürümek şeklindeki olayların en tipiklerinden biri Yunanların Küçük Asya felaketi olacaktı. Metaxas Yunanistan'ın saldırıdan vazgeçip İzmir ve Aydın'da savunmaya çekilmesini isterken Başbakan Gunnar ise şöyle diyordu. Kafalarımızı Kemal'in istihkamları üzerinde parçalayacağımıza bırakalım Kemal kendi çehresini bizim istihkamlarımız üzerinde parçalasın. Müzik
Başbakan Batı Anadolu'yu neredeyse tamamen işgal etmiş olan Yunanistan çekilirse, Yunan milletinin buna büyük tepki göstereceğini, Yunan vatanının geleceği için kumandanlık görevini kabul etmesini söylediğinde Metaxas şu cevabı verdi. Milleti sonsuz ve yorucu bir savaşta ezersek bu tepki çekmeyecek mi? Kendi gücünü hesaplayarak kabiliyeti dışında bir savaştan çekilmek bir millet için kötü bir şey midir? Tehlikede olan kim? Vatan mı? Hayır. Tehlikede olan bir siyasettir. Metaxas, İzmir civarındaki bölgede bile azınlık durumundayız diyerek, bölgede Türk unsurunun çoğunlukta olduğunu, askeri işgalle buraların elde tutulamayacağını, çünkü Türklerde milli şuurun uyandığını anlattı. Fethedilemeyecek bir halkı fethetmeye çalışıyorsunuz diye uyardı. Hizmetle sonuçlanacak bir harekatın sorumluluğunu alamayacağını kesin olarak ifade etti. Metaxas, Batı Anadolu'daki işgalden vazgeçilmesini, İngiliz ve Fransız desteğiyle İstanbul'un işgalinin düşünülmesini istedi. Fakat Başbakan Gunaris, bunun siyaseten mümkün olmadığını, İngiliz ve Fransızların buna karşı olduğunu belirtti. Metaxas yeni saldırıda görev almayı reddetti. Lakin Kral Konstantin ve Başbakan Gunaris Ankara'ya kadar gidip Türk Milli Hareketi'ni ezme tutkusuna kapılmışlardı. 28 Nisan'da Başbakan Gunaris, Harbiye Bakanı Nikolas Theotokis, Genelkurmay Başkanı Dusmanis beraberlerinde kalabalık ve tantanalı bir heyetle İzmir'e geldiler. İkinci İnönü'deki yenilgilerinin moral etkilerini silmek istiyorlardı. Yurt dışına değil de adeta Yunanistan'ın içinde bir şehirden başka bir şehre gidiyormuş gibi yerlerine vekiller bırakmadılar. İzmir'den sonra Uşak'a giderek son askeri hazırlıkları gözden geçirdiler. Gunaris Yunanistan'a dönerken, "Zaferi kazanacağımıza sarsılmaz bir inançla dönüyorum." diye açıklama yaptı. "12 Haziran'da Kral Konstantin gösterişli bir törenle İzmir'e geldi. İstanbul basını bunu manşetten duyurdu. Kral Konstantin, 2. İnönü Meydan Muharebesi'ndeki mağlubiyete rağmen hala son Bizans İmparatoru Konstantin'in tahtına Lloyd George'un desteğiyle oturmayı hayal ediyordu. Haçlı seferlerinden sonra Anadolu'ya ayak basan ilk Hristiyan kral olarak 12 Haziran 1921'de İzmir'e gelmişti. Yanında Başbakan Gunaris, Harbiye Bakanı Nikolas Theotokis, Genelkurmay Başkanı Dusmanis de vardı. Bizans'ın devamı diye düşünüldüğü için kendisine 2. Konstantin deniliyordu. Bu tablo, Balkan Savaşları'ndaki Yunan Kraliyet Komutanlığı tablosuydu. Balkan Savaşları'nda Yunanlılar tek kurşun sıkmadan Selanik vilayetini almışlardı. 1921 Haziran'ında Yunan ordusunun saldırı hazırlıkları etkileyici seviyedeydi. Yunan ordusunu teftiş eden İngiliz askeri ateşesi Londra'ya bugüne kadar gördüklerimden daha randımanlı bir savaş makinesi diye yazmış ve şöyle devam etmişti. Şimdi ayağa kalkmış ve ilerlemek için hevesli olan Anadolu'daki Yunan ordusu, ulusun bugüne kadar savaş alanına sürdüğü en ürkütücü kuvvettir. Moral seviyesi yüksekti. Balkan standartlarıyla yargılandığında kurmayları kabiliyetli, disiplinli ve teşkilatı iyi durumdaydı. "16 Haziran'da Karşıyaka'da toplanan Kraliyet Şurası'nda bu defa doğrudan Türk mevzilerine saldırmak yerine kuşatma harekatıyla Türk ordusunun çevrelenip imha edilmesi stratejisi benimsendi. Harekatın İngiltere hükümetine bildirilmesine de karar verildi." Yunan parlamentosu 20 Haziran'da oy birliğiyle savaş bütçesine 650 milyon dirhami ek ödenek konulmasını ve 7 yaş grubunun daha silah altına alınmasını kabul etti. Bu, askerliğin gereklerine göre ileri yaşlarda sayılabilecek 53 bin kişinin daha silah altına alınması demekti. Ek ödenekle 1000 ağır makinalı tüfek, 500 kamyon, 250 ambulans satın alındı.
askeri sevkiyat için Bursa'dan Kestel'e kadar 25 kilometrelik dekovil hattı döşendi. Anadolu'daki Yunan ordusunun mevcudu 220 bine ulaştı. Batı Anadolu'yu kendi ülkesi, Rumları kendi vatandaşı sayan Yunanistan, Ege bölgesindeki Rumları da silah altına alıyordu. Aydınlı Rum, Dido Soteriu, Benden Selam Söyle Anadolu'ya adlı nostaljik eserinde Rumlardan kiminin Helenizm coşkusuyla, kiminin isteksizce fakat sonunda benimseyerek Yunan ordusuna katıldıklarını, 26 Ağustos 1922'de başlayacak felaketlerine zafer beklentisiyle koşarak gittiklerini anlatır. Nisan ayından Haziran ortalarına kadar Anadolu'daki Yunan ordusuna 1000 ağır vasıta, 500 kamyon ve 250 ambulans aracı gönderildi. Yunan Genelkurmayı'na göre Nisan 1921 itibariyle Yunan ordusundaki 8093 subaydan 4364'ü Anadolu'da görevliydi. Haziran'da Anadolu'daki bütün işgal ve savaş bölgelerinde görevli Yunan subaylarının sayısı 6169'a, er sayısı 122 binden 194 bine çıkarılmıştı. Türk Genelkurmayı'nın verilerine göre Haziran 1921'de bütün Türkiye'de Ankara hükümetine bağlı subay sayısı 9785, er sayısı 178142 idi. Kütahya Eskişehir muharebelerine katılan asker ve kullanılan silah sayısına gelince, asker mevcudu Türk ordusunda 122.131, Yunan ordusunda 126.500. Tüfek sayısı Türk ordusunda 60.113, Yunan ordusunda 66.300. Ağır makinalı tüfek Türk ordusunda 432, Yunan ordusunda 852. Hafif makinalı tüfek Türk ordusunda 236, Yunan ordusunda 3100. Top Türk ordusunda 162, Yunan ordusunda 410. Uçak Türk ordusunda 4, Yunan ordusunda 20 idi. Kütahya Eskişehir muharebeleri Türklerin mağlubiyetiyle sonuçlanacak. Türk ordusu Eskişehir ve Afyon'u bırakarak Sakarya Nehri'nin doğusuna, Polatlı yakınlarına kadar geri çekilecektir. Bu yönüyle Sakarya Savaşı'nın bir başlangıcıdır aynı zamanda. Yunan ordusunun yine ağırlıklı olarak İnönü yöresine, Eskişehir'e saldıracağı sanıldığı için Türk ordusu asıl yığınağını bu yöreye yapmıştı. General Fahri Belen'e göre Bursa'dan İnönü ve Eskişehir yönüne iki kol halinde yürüyecek olan Yunan kuvveti 3 tümendir. Halbuki asıl Yunan kuvveti güneyde Uşak'ta yığınak yapmıştı. Uşak'tan Afyon ve ilerisine 6 kol halinde yürüyecek olan Yunan kuvveti ise 7 tümendi. Yenilgi buradan başlayacaktı. Türk ordusu 250 kilometreye yakın genişlikte yarım ay şeklindeki savaş cephesinde 4 grup halinde konuşlanmıştı. Bir numaralı grup İnönü cephesinde Albay İzzettin Çalışlar'ın kumandasında, 3 numaralı grup Kütahya bölgesinde Ayıcı unvanıyla tanınan Albay Arif'in kumandasında, 4 numaralı grup Eskişehir'in güneyinde Albay Kemalettin Sami Bey'in kumandasında, 12 numaralı grup güneyde cesaretinden dolayı deli lakabıyla anılan Albay Halit Bey kumandasında konuşlanmıştı. Albay Fahrettin Bey, Fahrettin Altay Paşa, süvari alayı kumandanıydı. Türkler Yunan ordusunun asıl saldırısını yine İnönü Eskişehir istikametinde yapacağı düşüncesiyle asıl yığınağı bu yöreye yapmışlar. Güçlü 1. grup burada mevzilenmişti. Askeri tarihçi General Celal Erikan, 1. Grup Kumandanı Albay İzzettin Bey'in bunun için çok ısrar ettiğini, İsmet Paşa'nın da kabul ettiğini yazar. Halbuki asıl Yunan saldırısı cephenin orta ve güneyinde 4. ve 12. grupların yerleştiği mevzilerde gelişecekti.
8 Temmuz 1921 Cuma günü Yunan saldırısının ilk günüydü. Yunan ordusu Bursa'dan İnönü ve Kütahya yönüne iki kol halinde ilerlemeye başladı. Yunan gazetelerinde ve parlamentodaki konuşmalarda zafer kazanılacağı, asıl hedefin ise İstanbul olduğu ifade ediliyordu. 10 Temmuz Pazar günü Yunan ordusu bütün cephelerde saldırıya geçti. 11 Temmuz günü Büyük Millet Meclisi'nde Bakanlar Kurulu'na vekaleten başkanlık eden Fevzi Paşa, Yunan saldırısı hakkında bilgi verdi. Daha iki gün önce Yunan ordusunun Anadolu'da yaptığı mezalimi görüşmüş olan meclis çok öfkeliydi. Rumlara misilleme yapılmasını isteyenler oldu. Fevzi Paşa şunları söyledi. Türk askerleri şimdiye kadar böyle cellatlık, kundakçılık ve yangıncılık yapmamışlardır. Onun için yüce heyetinizden istirham ederim. Düşmanlarımızın derekesine inmeyelim. Ordumuzun, milletimizin ve dini mübinimizin adalet ve refetini daima düşmana gösterelim. Fevzi Paşa'nın sözleri mecliste alkışlarla ve bravo sesleriyle karşılanırken, savaş meydanında Yunan saldırısı Bursa'dan ilerleyen iki kol ve güneyde Uşak'tan ilerleyen altı kol halinde gelişti. Yunan ordusu en önemli kuvvetlerini Uşak'ta toplamıştı. Asıl saldırıyı buradan yapacaktı. En güçlü ve donanımlı 7 Yunan tümeni Uşak'tan yola çıkarak saldırıya geçti. Bir Yunan tümeni Türk ordusunun 3. grubuna saldırırken 6 Yunan tümeni güneydeki 4. gruba saldırdı. En ağır hücuma maruz kalan Türk ordusunun 4. grubu bu büyük saldırıyı durduracak güçte değildi. Yunan saldırısının buraya yüklenmesinin sebebi Türk cephesini ortadan ve güneyden yararak kuzeye doğru ilerleyip Türk ordusunu kuşatmak ve imha etmekti. Kütahya Eskişehir muharebelerinde çarpışan Albay Rahmi Apak anılarında şöyle anlatır. 11 Temmuz'da İnönü mevzilerinin müdafasıyla görevli olan 1. grubun emrinde 5 tümen bulunuyordu. Halbuki Bursa'dan çıkarak ilerleyen düşman kuvveti ancak 2 tümenden ibaretti. Türklerin güçlü olduğu yere zayıf düşman kuvvetleri saldırırken, o kadar güçlü olmadığı güney mevzilerine Yunan ordusu en kuvvetli saldırısını yapıyordu. Albay Rahmi Apak durumu şöyle özetler. Düşman, ordumuzun soluna 7 tümenden fazla bir kuvvetle çullanmıştır. 2 tümen daha Beyce'den Kütahya üzerine yürüdüğüne göre tam 9 tümenlik bir kuvvetin ordumuzun soluna yöneldiği görülür. Türk saflarındaki bozulma burada, 4. grubun bulunduğu mevzilerde başladı. Türk ordusunda kahramanlığıyla tanınan 4. Tümen Kumandanı Yarbay Nazım Bey, emrindeki birliğiyle hücuma kalktığında Yunanların mitralyöz ateşiyle ağır yaralandı. Çok saygın bir kumandan olduğu için trenle acele Ankara'ya götürülürken şehit düştü. İstanbul basını Nazım Bey'in şehadetini fotoğrafıyla birlikte takdir ifadeleriyle duyurdu. Gönüllü hasta bakıcı olarak cephede bulunan Halide Edip adı var, Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eserinde Türk ordusunun gerilemesi hakkında ayrıntılı bilgiler verir. Yarbay Nazım'ın İnönü savaşlarında da büyük kahramanlıklar gösteren çok değerli bir komutan olduğunu anlatır. Refet Paşa'nın teklifiyle Yarbay Nazım Bey'in rütbesi meclis kararıyla albaylığa yükseltildi. Mecliste ruhuna Fatiha okundu, dualar edildi. Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa, 15 Temmuz akşamı Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'ya çektiği uzun telgrafta cephenin güneyinde büyük sıkıntılar olduğunu anlattı. Her tepe, her köy, her yol kavşağı için kanlı muharebeler oldu. Birliklerimizin gerilemesi üzerine 13 Temmuz'da Afyon ve Bilecik, 17 Temmuz'da Kütahya Yunan ordusunun işgaline uğradı. Yunan askerlerinin güneyden saldırılarıyla milli ordunun en önemli lojistik merkezi olan Eskişehir de tehlikeye düşmüştü. Savaşın kaybedilmekte olduğunu İsmet Paşa da, Fevzi Paşa da, Mustafa Kemal Paşa da görüyordu. Meclis reisi Mustafa Kemal, 17 Temmuz gecesi Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'ya telgraf çekerek Eskişehir'e geleceğini bildirdi. Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'ya gönderdiği telgraf şöyleydi. Şimdi hareket etmek üzere bulunan bir trenle gelip Zat-ı Devletleri ile görüşmek istiyorum. Sıkıntı verir miyim? Cevabınızı makine başında bekliyorum.
çok sıkıntılı olan ve Eskişehir'i de bırakıp geri çekilme emrini vermekte tereddüt eden İsmet Paşa derhal olumlu cevap verdi. Eskişehir'in Yunanların eline geçmesinden bir gün önce 18 Temmuz sabaha karşı saat 5'te Mustafa Kemal Eskişehir istasyonundaydı. İsmet Paşa ile orada buluştular. Karacahisar'daki cephe karargahına gittiler. İsmet Paşa askeri tabloyu anlattı. Mustafa Kemal, "Orduyu şimdiye kadar iyi idare ettiniz." diyerek moral verdikten sonra zaten olmuş anlamına gelen Fransızca déjà kelimesini kullanarak şunu söyledi. "Savaşı déjà kaybetmişiz değil mi?" İsmet Paşa öyle görünüyor diye cevap verdi. Bundan sonrasını Atatürk Nutuk'ta, İsmet İnönü ise hatıralarında biraz farklı anlatır. 1927'de okuduğu Nutuk'ta Atatürk bu görüşmeyi İsmet Paşa'ya umumi olarak şu direktifi verdim diyerek anlatır. Direktif özetle şudur. Orduyu Eskişehir'in kuzey ve güneyinde topladıktan sonra düşman ordusuyla araya büyük bir mesafe koymak lazımdır ki ordumuzu derleyip toparlamak ve takviye etmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekilmek caizdir. Bu direktif Eskişehir gibi stratejik öneme haiz bir mevkiyi düşmana bırakmak anlamına geliyordu. Mustafa Kemal bunun manevi bir sarsıntı yaratacağını fakat sonra kazanılacak başarılarla telafi edileceğini belirterek şöyle demişti. Askerliğin icabını tereddütsüz tatbik edelim. Diğer nevi sakıncalara mukavemet ederiz. İsmet İnönü ise 1970'li yıllarda yayınlanan hatıralarında Mustafa Kemal'le görüşmelerinde askeri seçenekleri izah ettiğini, son seçenek olarak Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmeyi kendisinin önerdiğini belirtir. Bir netice alamazsam Sakarya Nehri'nin gerisine çekilmek lazım. En son ihtimal ve en son yapacağımız hareket budur. Kendisiyle böyle hareket etmeyi kararlaştırdık. Ben Ankara'ya gideyim dedi ve gitti. ...18 Temmuz günü Yunan tarafında önemli bir harekat olmadı. Mustafa Kemal öğleden sonra Ankara'ya döndü. Türk tarafı ise bir yandan Eskişehir'i kurtarmak amacıyla çevreden kuvvet getirerek Eskişehir bölgesini savunan 4. grubu takviye etmeye çalışırken diğer yandan da Eskişehir'i boşaltmak için tedbir aldı. 19 Temmuz sabahı şiddetli çatışmalar başladı. Öğleye doğru Yunan ordusunun durdurulamayacağı görüldü. Eskişehir sabahtan itibaren boşaltılmaya başlanmıştı. Yunanların eline geçmemesi gereken silah, cephane, mühimmat, askeri evrak, hastanedeki yaralılar, sıhhi malzeme, asker ve subaylar trenle Ankara'ya sevk ediliyordu. Yunan askeri şehre yaklaşıncaya kadar karargâhta bir subay ve postanede bir telgraf memuru bırakılmıştı. Alınan önlemlere rağmen silah ve mühimmatın bir kısmı Yunan ordusunun eline geçti. Türk ordusunun morali bozulmuş, firarlar çok artmıştı. Yunan uçakları sivil asker gözetmeden bombalamalar yapıyordu. Halk da panik halinde kaçıyordu. Olayları bizzat yaşayan ve Mustafa Kemal'in yar ayırttırdığı son trenle Eskişehir'den ayrılan Halide Edip Hanım, Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı kitabında şunları yazar. Sokaklarda hayat kaynaşıyordu. Askerlerden başka öküz arabaları eşyalarla dolu, üzerlerinde gözleri korku içinde oturtulmuş çocuklar. Kadınlar öküzleri çekiyorlar. Bir insan seli akıp gidiyor. Hava hücumunda yaralanan 12 kişiyi getirdiler. Ben hastaneye koştum. Bunların birkaçı çocuktu. Acıdan bağırıyorlardı. Hastalardan trene konulacak olanların hepsini hazırladık. Kımıldamaları mümkün olmayanları bir Türk ve bir Musevi doktorun elinde bıraktık. ...19 Temmuz akşamı Yunan 10. Tümeni Eskişehir'e girdi. Aynı gün İzmir'den yola çıkan Yunan Kralı Konstantin, Prens Nikola, Yunan Savunma Bakanı Theotokis ve İzmir'in Yunan Valisi Uşak'a geldiler. Eskişehir'de 5 Yunan Tümeni konuşlandı. 21 Temmuz'da İsmet Paşa, Eskişehir'i kurtarmak için Türk ordusunun mevzilendiği Seyit Gazi'den bir taarruz düzenlediyse de başarısız oldu. 23 Temmuz'da Bakanlar Kurulu adına mecliste konuşan Fevzi Paşa, hükümetin Ankara'dan Kayseri'ye nakledilmesini önerdi. Ankara'da düşebilirdi. 25 Temmuz'da Mustafa Kemal Paşa'nın deyişiyle ordumuzun kısmi küllisi yani büyük kısmı Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmişti.
Uşak ve Bursa'ya kadar olan Yunan işgali Sakarya Nehri'ne dayanmış, Afyon, Kütahya, İnönü, Eskişehir, Seyit Gazi, Sivrihisar, Nihaletçık Yunan işgali altında kalmıştı. İstanbul'da milli mücadele yanlısı basın ümit verici yayınlar yapıyordu. 23 Temmuz günü Tevhid-i Efkar gazetesi "Vaziyetimiz genel itibariyle ümit vericidir" manşetiyle çıkıyordu. Basındaki ümit verici yayınlar bir yana, yaşanan gerçek bir yenilgiydi. Genelkurmay tarafından yayınlanan Türk İstiklal Harbi adlı eserde okuyoruz ki, Kütahya Eskişehir savaşlarında Türk ordusundaki 30 bin asker elinde silahıyla birlikte cepheden kaçmıştı. Askeri tarihçi General Celal Erikan, Kütahya Eskişehir savaşlarında stratejik bir geri çekilmenin yer yer bozguna dönüştüğünü belirterek, görünüm Balkan savaşlarındaki duruma benziyordu diye yazar. Mağlubiyetin esas sebebinin ordu mevcutlarını neredeyse yarıya indiren bu kaçaklar olduğunu belirtir. Savaş öncesindeki mevzilenmelerden savaş sırasındaki stratejik sevk ve idareye kadar bu yenilginin sorumluları kimlerdi? Ne kadar şehit ve kayıp vermiştik? 3 ay önce 2. İnönü zaferinin sevincini yaşamış olan meclis, şimdi bu ağır yenilginin hesabını soracaktı. İsmet, Fevzi ve Mustafa Kemal Paşalar Afyon, Kütahya ve Eskişehir'i bırakıp geriye çekilme emrini neden vermişlerdi? Neden kanlarımızın son damlasına kadar savaşacağız dememişlerdi? Bütün bunların cevabını ve muharip, yani savaşan asker mevcudunun neredeyse yarısı elindeki silahla birlikte kaçan ordunun 2 ay sonra Sakarya Savaşı'nda nasıl olup da büyük bir zafer kazandığını belgeselimizin gelecek bölümünde anlatacağız.